Evet arkadaşlar, Tayfun Gözünden podcast'ine hoş geldiniz. Bu bir Euroleague podcast'i. Evet, işte ne anlatacağız bu hafta? Biraz gecikmeli de olsa Turkish Airlines Euroleague 24. haftasında neler oldu, neler bitti, onlar hakkında biraz konuşacağız. Bu hafta biraz tabii ilginç bir hafta. Bir kere her şeyden önce maçların hepsi tamamen oynanamadı maalesef. Yine İki maç Covid nedeniyle veya Covid bağlantılı olaylar sebebiyle diyeyim. iki maç ertelendi. Zagiris Kavunas Kızıl Yıldız maçı Kızıl Yıldız takımındaki 4 ya da 5 tane oyuncu da Covid vakasına rastlanma sebebiyle ertelendi. Makabi Kim Ki maçı da biliyorsunuz İsrail hükümeti ee, uçuşları kapadı yani bir nevi ülkeye girişi e, yasakladı öyle söyleyeyim size e, Bu yasak hala devam ediyor hatırlarsınız Anadolu Efes maçı da ertelenmişti e, Kim ki maçı da aynı şekilde aynı sebeple ertelendi Dolayısıyla bu hafta sadece 9 maç yerine 7 maç oynandı Ve 7 maçın değerlendirmesini yapacağız Hadi bakalım hazırsanız ufak ufak başlayalım Yine Her zamanki gibi isterseniz şöyle bir oynanabilen maçların sonuçlarını size anlatayım. Yine bahsettiğim gibi hemen başlamadan önce Zagis Kaunas, Kızıl Yıldız ve Makabi kim ki maçlara ertelendi bir kere daha hatırlatmam gerekirse. Diğer maç sonuçları şöyle. Barcelona 86, Anadolu Efes 88, Valencia Basket 105, CSKA Moskova 103. Bu maç iki uzatmaya gitti. İki uzatma sonucunda Valencia Basket kazandı. Fenerbahçe Beko 92, Zenit 84. Olympiakos 77 Panathinaikos 88 Bayern Münih 101 Alba Berlin 95 Bu maçta uzatmaya gitti. Sadece bir uzatma oldu ve uzatma sonucu Bayern Münih kazandı. Asfel 78 e Ajax-Armenia Exchange Milano 69 Real Madrid 64 TD Systems Baskonya 84 Evet şimdi... Sonuçlar böyle. İlginç sonuçlar var şimdi siz de okuduğumda fark etmişsinizdir. Bunları da biraz konuşacağız, anlatacağız. Ama önce şöyle haftanın öne çıkan olaylarına bir bakalım. Şimdi önce ne dedik? Zaten hani yayının başında da söyledim. Bu Covid belası yine başroldeydi. iki maçın ertelenmesine sebep oldu. Bu iş nereye kadar gidecek bilmiyorum. Tabii... Hani e, sezonun sonuna doğru yaklaştığımızda hani bu ertelenen maçları fikstürde nereye sıkıştıracaklar, nasıl oynatacaklar e, bilemiyoruz. Mesela Zenit'in hala iki maçı eksik ve öyle bir e, zamanı sıkıştırdılar ki şimdi Zenit, şimdi bu Şubat ayında, bu hafta maç yok e, Euro Lig'de ama Şubat ayında... E, Kalan iki haftada Zenit sanki çift maç haftası gibi oynayacak. Ve bu da onlara e, bayağı bir e, fiziksel anlamda ve mental anlamda bir yorgunluk getirecektir. E şimdi mesela bu Kızıl Yıldız maçını nereye hani sığdıracaklar? Ya da işte Makabi'nin Anadolu Efes maçını nereye sığdıracaklar bilmiyorum. Ama esas mühim olan da şu. E, Makabi'nin maçları daha ilginç olabilir. Çünkü orada hani Covid vakalarından ziyade komple hani bir ülke kapandı. Ülke karantina altına alındı, ufak çaplı. Ee, orada İsrail e, hükümeti eğer uçuşlara izin vermezse e, teknik olarak makabinin ülke dışına çıkması e, çok zor belki de imkansız. E, böyle bir durum olursa nasıl bir e, formül nasıl bir çözüm bulunacak ben de merakla bekliyorum. O yüzden hani bu haftanın hani öne çıkan en önemli olayı Covid dediğim size e, ve yeri gelmişken bir kere daha e, dileklerimi ileteyim sağlıklı günler gelsin artık. İnşallah hani başka belalar görmeden bu Covid belasını atlatırız ve tekrar basketbol dolu günler inşallah dolu tribünler önünde güzel maçlar oynamaya devam ederiz. Bir diğer önemli maç ise yine şu bizim bildiğimiz Brezilya dizilerine dönen <laughs> Mike James CSK olayıydı. Hatırlayın geçen hafta Mike James ve CSK arasında resmen hani o pembe dizleri aratmayacak derecede olaylar oldu. Tabi bu arada hani dalga geçtiğimi zannetmeyin ama yani tabi Mike James'in Hani dedesini kaybetmesi bu arada tekrar başı sağ olsun bir dalga geçme unsuru değil tabi ama bunun yanında yaşananlar ne profesyonelliğe sığıyor ne kulübün oyuncuya karşı yaklaşımı ne oyuncunun kulübe ve diğer takım arkadaşlarına yaklaşımı çok doğru değildi en azından bizim görmeye alışık olduğumuz olaylar değildi. Bu olayların devamında e, bu hafta daha ilginç şeyler oldu. Belki de hani o son perde oyunun farklı e, bir perdesi oynandı. E, burada e, bir kere her şeyden önce CSK Mike James'i affetti. Hani affetmesi yetmedi. Bir de işin komiyi e, hani topu biraz Itoydiz'in kucağına attılar ama e, Itoydiz kadroya aldı. Kadroya almakla kalmadı Valencia basket maçında ee, tamamen takımı ve direksiyonu Mike Emze ee, emanet etmek zorunda kaldı. Neden? Çünkü CSK'da çok önemli iki tane oyuncuda bu senenin iki tane flash transferinde e, sakatlıklar yaşandı. Özellikle Militinov'un yaşadığı omuz sakatlığı sebebiyle sezonu kapatması CSK'ya büyük bir darbe vurdu. Oyunu yönlendirecek bir e, oyuncudan e, eksik kaldı CSK. Yetmemiş gibi bir de üstüne e, Torke Şengelya'nın da e, bir iki maç e, takımdan uzak kalacağı açıklanınca e, açıkçası CSK yönetiminin ve de elinde çok da fazla bir seçenek kalmadı ve e, James'i affettiler ve e, takıma tekrar kazandırdılar. Bu e, takımı kazandırmalarından sonra neler olduğu <laughs> konusu e, biraz tabii e, farklı hani kimin neye e, göre hani yorumladığına e, bağlı ama ben yani açıkçası ee, hani etik, atik, etik değerler diyorum, hani kurum kültürü diyorum. Yani orada biraz hani en azından hani affedilse bile şu Valencia maçını kaybetmek pahasına bile olsa... ...ben o zaman Mike e, en azından götürürdüm takıma. Hatta e, bench'e de oturturdum ama oynatmazdım yani Allah'a var. E, ama işte bilmiyorum yani bu işler hani işin içerisinde kazanmak e, olunca... Ee, herhalde bazı şeyler biraz daha e, ikinci plana atılıyor. Valla yani e, şaşırdık mı? Ben şaşırmadım ama e, bu sezon e, artık şu belli oldu artık bence. CSK artık James'in takımı. O varsa var, yoksa yok. <laughs> hani bu arada e, bir son dakika bir de bu yani podcasti biraz geç çekmenin avantajlarından bir tanesi e, en son dündü galiba dün galiba gelen bir haberle CSK yönetiminin e, yaptığı açıklamayla Mike James'in aile bireylerinden birini daha kaybettiği ve bu anlamda e, bir müddet e, takımdan uzak kalacağı açıklandı. E, o da hani bilmiyorum hani farklı bir e, Hani noktaya götürebilir hem takımı e, ve tekrar başın sağ olsun e, Mike James diyoruz. Tabii hiçbir şey e, aileden önemli değil. E, o da işin bir başka boyutu, bir başka gerçeği. Ama e, CSK açısından baktığınızda e, sezon e, yani çok iyi başlayan bir sezon bu. E, üste 12 galibiyet almışlardı biliyorsunuz bir dönem. Ee, yani gerçekten e, kötü bir noktaya doğru gidiyor. E, ama işte hani demiştim ya size Mike James'in takımı olduğu e, CSK diye. Bu bana hani Moskova'nın bir diğer takımını e, hatırlattı bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? <laughs> ne? şivet ve kim kim yok Hadi canım. Yok yok ondan. Kast etmedim canım. Onu kastetmedim ya. Size öyle gelmiş. <laughs> Tabii ki onları e, kastettim. Yani Moskova'da olup da herhalde bir kişinin yönettiği takımlar kurmak herhalde son zamanların geleneği olmaya başladı. Neyse boş verelim biz sağ içine dönelim. Bakalım ne yaptı CSK? CSK e, maçı e, İspanya'da oynadığı, Valencia'da oynadığı maçı 2 uzatma sonunda kaybetti. Ama nasıl kaybetti? Valla sanki ...biraz Mike James'in canı sıkıldı... ...ee yeter bey ben kahraman olayım... ...diye attığı bir e, topla... E, ...kaybetti. Uzatmada... ...ikinci uzatmada daha doğrusu... ...105-103 e, öndeyken... E, ...Valencia... ...son topu kullanan Mike James... ...yani hani belki içeriye girip bir... ...basket faal, belki de iki faal olup... Hani ...tekrar uzatmaya götürmek yerine... ...hani kaldırdı bir üçlük denedi. Hani girse... ...kahraman o harikasın falan diyecektik belki... ...ama girmeyince tabii... ...ne yaptın arkadaş canım sıkıldı falan diyoruz... <laughs> <laughs> Bilmiyorum yani ee, ama yani. İpler bir kişide olunca tabi e, böyle bıçak sırtında yaşamak zorunda kalıyorsunuz. Yani ya kazanıyorsunuz ya kaybediyorsunuz. Ama yani onun verdiği kararlarla e, biraz hani e, takımın geleceğini yönlendirmek zorunda kalıyorsunuz. Ha bu arada bunları bunları söyledik ama Valencia basketinde hakkını yemeyelim. Harika oynayan iki oyuncusu vardı. E, ve maçı kazanmayı bence fazlasıyla hak eden e, bir takım görüntüsündelerdi. Bir tanesi bizim bildiğimiz tanıdığımız Nikola Kalinic 22 sayı 5 rebound 3 asistle oynadı. Diğeri de o keskin şütörlüğünü hatırlayan ve muhteşem oynayan bence Klemen Prepelić'ti. O da 22 sayı, 7 rebound, 6 asistle oynadı. Hakikaten yani öf diyorum. Yani gerçekten yandı o gece yandı yani. Prepelić yandı. Durdurabilene aşk olsun. Bu arada son zamanların suskun oyuncusu Boyan Dubljevic de 14 sayı, 12 reboundla oynadı. İşte o pot altındaki eksikleri e, CSK'nın pot altındaki eksiklerini e, iyi değerlendirdi Boyan Dübliyeç orada iyi savaştı. Martin Erman da 17 sayı 3 reboundla oynadı ve onun katkılarıını e, katkılarını da bu arada unutmamak lazım. Ve böylece Valencia Basket kazandı. Ha bu arada merak edenler için söyleyeyim. Mike James 37 sayı 7 asist 4 top çalmayla oynadı. Ama 6 tane de top kaybı yaptı bu arada. E, gereksiz denemeler yapmaktan hiç kaçınmadı. Yani tam bir şivet gibi oynadı. Neden? 15'te 4 üçlük ya. 15 5 4 üçlük nedir abi? Yani insan girmiyorsa denemez yani değil mi? Ama işte o da bir e, ufak çaplı şivetlik yapıyor. E, uzun rotasyondaki sıkıntıları Johannes Voigtmann'ın biraz e, skorer oyunuyla e, biraz da belki de e, Kurbanov'la aşmaya denedi. E, CSK Voigtmann 19 sayı 9 ribantla oynadı. Kurbanov 17 sayı 4 mantı oynadı ama tabii bu e, CSK'ya yetmedi. Biraz önce anlattım işte o son topta Mike James'in belki de hani içeriye girmesi gerekirken o işte üçlük denemesiyle o iki uzatma sonunda uzadıkça uzayan e, insanın canına okuyan <laughs> böyle ekran karşısında bizlerin uykusunu getiren o maç e, bir anlamda bitmiş oldu. Neyse biz gelelim esas bizi ilgilendiren e, konuya, Türk takımlarını ilgilendiren konuya ve Anadolu Efes'e muhteşem bir iş işbaş verdi Anadolu Fes Haftanın en flash olayını gerçekleştirdi. Lig lideri Barcelona'yı İspanya'da e, yani böyle e, duvardan duvara vura vura yendi e, Anadolu Efes. Helal olsun diyorum. Yani Gerçekten çok iyi oynadılar. E, Deplasmandaki maçı e, kazanmalarında tabi bilinen e, ikili o usual suspectler iş başındaydı. E, kimden bahsettiğimi biliyorsunuz tabi. E, Misliç ve Larkin. Vasily Misliç 26 sayı 5 asistle oynadı. Yani gerçekten durdurulamaz oynadı. Muhteşemdi. E, Şen Larkin de 19 sayı 3 asist 3 top çalmayla oynadı ki Larkin biraz daha geç e, açıldı açıkçası. E, özellikle Larkin ve Misliç'in e, ikili oyunlarından çok ekmek yiyen bir sertaş şanlı gördük. Orada da 12 sayı 8 reboundla pot altını iyi domine etti. Chris Singleton 13 sayı 4 top çalmayla oynadı. Özellikle hani dış şutlarında şutör olduğunu, şutör bir 4 numara olduğunu hatırladı. Barcelona'da ise Brandon Davis 14 sayı 7 rebound 3 asistle oynadı. Ama onun bu performansı galibiyete yetmedi. Bu arada tabii Brandon Davis derken hani o Çeyrek sonunda bence %100, %1 milyon steps yaparak attığı e, ve o buzzer e, olarak attığı bir e, şut var, üçlük var. E, o e, <laughs> şutu dahil olmak üzere 14 sayı attı. Onu da e, belirteyim bu arada. Tabi Mirotic e, en baba oyuncularıydı yani Barcelona'nın Allah var yani 24 sayı 5 rebound oynadı ama Yine de bence e, Mirotic'i çok iyi durdurdu. İyi yavaşlattı diyeyim en azından Anadolu Efes. Ve diğer e, oyuncularının da topa baskısıyla e, kazandı. Bu arada Corey Higgins'den biraz bahsetmek lazım. 12 sayı 3-3 asistle oynadı. Alıştığımız Corey Higgins değildi o CSK'daki Ya da Barcelona'da e, Efes'e karşı oynayan bir e, geçen sezonki Corey Higgins gibi değildi ama yine de etkiliydi bence. E bu arada yani şurada bir gerçek e, Anadolu Efes e, artık yani anladık ki e, Barcelona maçlarını seviyor arkadaş. Yani e, konu Barcelona olunca, Barcelona maçı olunca İstanbul e, olsun, İspanya olsun fark etmiyor. Şu adam eksik, bu adam yok vesaire fark etmiyor. Bu kötü oynadı, bu iyi oynadı fark etmiyor. Gidiyor, e, çıkıyor, oyunda oynuyor ve Barcelona'yı yeniyor. Bu arada şaka değil. Hani espri yaptığını da zannetmeyin. Gerçekten ciddi anlamda bir psikolojik üstünlük sağlamış durumdalar Barcelona'ya. Geçen sene Barcelona ya işte bizde koç sıkıntısı var diyordu Pesic'e gemurarak. E alın işte bu sefer Jasikevicius var. Ve yine de e, Efes yendi. Yani bilmiyorum. E, çok gurur verici bir galibiyetti. Ve ben her zaman iddia ediyorum. E, bakın yani Efes'in yeri bu değil sıralamada. E, ilk dördün bence çok... Çok hala büyük bir avantajı. Zaten hani puan tablosuna da baktığınız zaman yani Fenerbahçe'nin bile ilk dört <laughs> yansı var. Hani o kadar ya ıı, yapsın hadi sekizinden girsin derken bir anda ıı, ilk dört kapıları ıı, bile açılabilir yani her iki temsilcimize de. Ama Anadolu Efes'in mutlaka bulunması gereken yer hele hele şu CSK'nın, hele hele şu Real Madrid'in ıı, yaşadığı ıı, durumları düşünürsek ya bence ilk dörtte Olmamak gerçekten büyük abes olur inşallah hani e, tahminim gerçekleşir ve Anadolu Efes e, ilk dörde girer en azından sağ avantajı açısından çok çok e, önemli olacaktır. E, bunu da belirtmek istiyorum ve Anadolu Efes'i gerçekten ciddi anlamda tebrik ediyorum. Evet gelelim diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko'ya yani e, onların da gerçekten e, playoff yürüyüşü devam ediyor. Ataşehir'de Ülker Arena'da yenilmesi bence bu sezon en zor takımlardan bir tanesi olan Zenit'i mağlup etmeyi başardılar. Ve üst üste 9. galibiyetini aldılar ilacı verdiler. Gerçekten bravo diyorum. Ee, yani çok çok e, iyi bir performans. Ee, nasıl başladıklarını bildikten sonra <laughs> yani 5 e, e, galibiyetle e, başlayıp daha doğrusu 5 galibiyet... 9 yenilgiydi sanırım tabii. Eee ondan sonra 5 galibiyet, 9 yenilgi. E, evet 5'e 9 ya da 5'e 10 iken e, bir anda 9 e, galibiyetle 14 e, galibiyeti yükseldi e, Sarı lacivertler gerçekten eee müthiş bir performans. E, Şubat ayında eee Fenerbahçe Beko'nun fikstürü e, en azından deplasmana gitmeyecek olması sebebiyle biraz daha iyi. E, şimdi bu hafta dediğim gibi EuroLeague'de e, bir şey yok. E, maç yok. Maçlar e, bir haftalığına ertelendi diyeyim ya da bir haftalığına ara verildi fiksürsel anlamda. E, bir dahaki hafta Alba Berlin'le oynayacak e, Fenerbahçe. Ondan sonra da Andol Efes'le karşılaşacak yine İstanbul'da. E, yani göreceli olarak seyahat olmaması sebebiyle iyi bir fiksür Sarı Lacivertler açısından. E, bakalım bu fiksürü e, güzel bir şekilde kullanabilecekler mi? Ama biz maça dönelim. Bir kere Topu çok iyi paylaşarak oynadı Sarı Lacivertler ve topu çok iyi paylaştıkları için de zaten 22 asist yaptılar. 22 asistle yine oynadılar. 20'nin üzerine çıktı yine asist toplum, takım asisti. E Bu çok önemli ve daha önceki <laughs> o hani yenilgiler serisini alıp işte o İspanya fecaat 30-40 sayılar yediğimiz maçları düşününce bu asistler hakikaten ee, böyle cennetteki gül bahçesi gibi geliyor ama <laughs> harikaydı. Bu arada. Ee, sevgili hakemlerimizden de biraz e, yan vurmak, biraz onlara bir parantez açmak istiyorum. Gerçekten üçüncü çeyrekte rezalet bir hakem yönetimi e, sergilendi. Başrol e, başrolde kim vardı? Lemonica ve Rizik tabii. E, yani özellikle e, yani yapılan birkaç e, hareket var. Yani gerçekten kafayı yersiniz ama yani e, bir şekilde e, sarı lacivertler. Bu e, hakem e, ne diyeyim rezaleti diyeyim yani kibarlaştırmaya da çalışıyorum biraz. Hani faciasının kıyısından e, döndüler ve e, çok iyi bir şekilde toparladılar. E, 74-69'dan hani e, maçı çevirdiler. Hani 5 sayıda geri düşmüşlerdi çünkü o anlamda baktığınızda. E, oradan Andekolo çok iyi bir maç çıkardı. 24 sayı, 3 rebound, 7 asistle oynadı. E, dış atışlarıyla e, Pasqualin e, kabusa haline geldi e, özellikle ilk devre Marco Gudurić. 19 sayı 6 ribon 4 asistle oynadı. İkinci devreye hadi biraz da ben devreye gireyim diyen o e, şeyle, e, mentaliteyle Wesley 16 sayı 2 ribon 4 asistle oynadı. Bu arada tabii e, yani orada da e, Pascal'ın da e, hakkını vermek lazım. Fenerbahçe iyi çalışmış. 2 tane 4 numarayla oynadı. Yani bir 5 numarasız oynayınca Wesley de biraz... Hani o anlamda etkisi kaldı ama ne zaman ki Udaitis'i oyunu aldı o zaman e, e, değeri ortaya çıktı. Yani o hareketli oyun yapısıyla e, muhteşem yani işler yaptı gene. E, gerçekten Vesel'de Nazardan saklasın Allah. Çok iyi bir sezon geçiriyor. Bu arada o 74-69 gerideydi dedim ya Sarı Lacivert'te. İşte orada kritik üçlüyü sokan Kaplan Melih'i savunmada verdiği gayretle Dechampierre'i de saymazsak olmaz. E, harika bir galibiyetti. Gerçekten hepsini e, birer birer tebrik ediyorum. Hele hele Godric ve Dechampierre'i ayrı bir tebrik etmek istiyorum ve Fenerbahçe'nin hani sağlık ekibine de ayrıyeten teşekkürlerimizi belki sunmamız gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz lig maçında e, yani hakikaten e, yani yine e, <laughs> Recep Ankaralı ve hakem e, tarafına bu Euroleague podcast'ine girmek istemiyorum ama onların yani yaptıkları manyaklıkla diyeyim. Hani e, bir şekilde yani çok affedersiniz yani kimseyi küçümsemek istemiyorum ama yani dandik bir maçta e, bu iki oyuncu Sakatlandı maça devam edemedi. Ve az daha Zenit maçına yetiştirilemiyorlardı. Ama çok üstün bir şeyle, çalışmayla diyeyim maça bir şekilde yetiştiler. Ve hakikaten de iyice de yetişmişler. Yani maçın çok önemli iki oyuncusu oldular. Özellikle Switch savunmasında Dechampierre'i saymak lazım. Zenit'e gelirsek... E Will Thomas 21 sayı 6 reboundla oynadı. E, herhalde hayatının en muhteşem üçlük performansını e, gösterdi. Bir ara E 3'te 3'le e, gidiyordu. Ne oluyor dedik. E, Kevin Pangos 10 sayı 7 asist, Casey Rivers 14 sayı, Bill Baer 13 sayı ve Arturas Gudaitis 11 sayı 5 reboundla e, e, performans gösterdiler. Bu performanslar can sıkıcıydı bizim açımızdan ama Allah'tan onlara bu maçı kazandırmaya yetmedi. Şimdi haftanın Diğer bir ilginç olayı e, Almanya'daydı. E, evet, şeyden bahsediyorum. Yine hani ne diyeyim? Almanya derbisi mi demek ya? <laughs> İki tane Alman ekibi e, Bayern Münih-Alba Berlin e, maçından bahsedeceğim. E, burada maç Münih'te oynandı. Bayern Münih'in sahasında, e, Audi Dome'da. Ama ee, yani ne derdik maçtan önce? işte bu sene e, Bayern Münih'in performansını ve Alba Berlin'in e, daha e, düşük seviyedeki oyununu bildiğimiz için ya Bayern Münih rahatça bu maçı kazanır derdik. İlk maçta zaten Berlin'de kazanmışlardı. Ama... Arkadaş e, çok ilginç bir maç oldu. Berlin sanki hani e, play-off mücadelesini onlar veriyor bu maçı ona bağlıymış gibi bir e, sistem takımı olarak bir başladı ki e, gerçekten e, aman vermedi yani şeye e, Bayern Münih'e e, hep önde götürdü maçı yani gerçekten e, hiç Bayern Münih'in öne geçmesine izin vermedi. Ama yani belki kendilerinin de anlayamadığı garip bir şekilde maçı verdiler ya ya bakın abartmıyorum, e, mübalağa etmiyorum. 80-67 öndeydi. E, Alba Berlin 80-67'den maç verdiler ya. Hele hele 24 saniye kala bakın bu da abartı değil. 5 sayı öndelerdi ve topu kendileri kenardan çıkaracaklardı, oyuna sokacaklardı. Yani top kendilerindenken, 24 saniye varken, 5 sayı öndeyken yani inanılmaz bir şekilde e, maç Bayern Münih'e gitti. Önce uzatmaya gitti daha sonra da Bayern Münih uzatmada kazandı. Tabi Bayern Münih'i tebrik etmek lazım. Yani onların o bu seneki o inatçı mizacı e, bu maçta da devam etti. Bırakmadılar maçı. Ama Alba Berlin'e de kocaman bir yuh demek lazım. Yani şuradan maç vermek çok büyük acemilik yani açıkçası. E, Bayern Münih'te Wade Baldwin 21 sayı 7 asistle oynadı. Jalen Reynolds 24 sayı 4 rebound 4 top çalmayla oynadı. Sonradan devreye giren e, Vladimir Lüçic 20 sayı 6 reboundla oynadı. E, Paul Zipser 20 sayı 4 rebound 4 asitle hakikaten müthiş bir iş çıkardı. E, bu 4 oyuncu zaten sırasıyla 17, 30, 26 ve 25 yani toplamda 98 verimlilik puanıyla oynadılar. Helal olsun diyorum. E, gerçekten e, çok ee, iyi bir skor dağılımı, iyi bir e, verimlilik dağılımıyla e, gerçekten e, maçı hani Bayern Münih'e getiren açıkçası bu dört oyuncu oldu. Oyunun son bölümünde tam bir acemiler mangası gibi davranan Alba halinde ise öne çıkan adamlar Simone Fontecchio 21 sayı 5 rebound'la, Olinde 11 sayı 2 rebound ve eski Bayern Münih oyuncusu Madalo 16 sayı 4 asistle oynadılar. Ama benim Bayern Münih'te şey pardon Alba Berlin'de kişisel olarak en takdir ettiğim adam, en takdir ettiğim oyuncu Ben Lammers'dı. Yani genç oyuncu 20 sayı 4 rebound Ile oynadı. 25 yaşındaki bir Amerikalı oyuncu. Yani gerçekten eğer takımı saçmalamayıp kazanabilseydi bu maçın MVP'si kesinlikle kesinlikle olacaktı. O yüzden ilginç bir <laughs> Almanya maçını böyle bir anekdotla karışık size anlatayım bir dikkatinizi çekeyim istedim. Bir başka ilginç sonuç ise <laughs> yani, e, hakikaten e, inanılmaz bir e, hani garip bir e, takım yönetme e, güdüsüyle, garip bir inatla diyeyim. E, Real Madrid'den geldi. Real Madrid sahasında 20 sayı fark ediyor. ya. Yani e, Baskonya'dan 20 sayı fark gitti ya. İnanılmaz bir şey. Yani resmen hani e, Campasso'dan sonra bir hani gard alır derken daha sonra işte o biliyorsunuz işte Barcelona'dan az daha işte hörteli alıyorlarmış da olamamış da bilmem ne falan filan laflarından sonra e, hakikaten bir kısa rotasyonla e, transfer yapmıyorlar ve yapmayacaklar öyle de gözüküyor. E, yetmedi Anton Randolph'u e, kaybettiler. E, onun e, devamında işte onun belki hani o yönlü çok yönlülük anlamında söyleyeyim. E, pek fazla şey olmayacak ama yani hani ucuz da olsa bir e, adam olan şeyi e, Alex Tai'yi aldılar. E ee, yani hakikaten e, ilginç e, bir şeydi. Alexais de fena katkı vermiyor esasında kendi kapasitesi ölçüsünde ama yine de Real Madrid yani bilmiyorum bu büyük bir kumar, büyük bir risk. Yani eğer buradan tekrar hani e, iyi noktalara gelirse, en azından final four yaparsa hakikaten e, Pablo e, öpüp de Başlığına koysun Real Madrid yönetimi. Gerçekten müthiş iş yani e, yapmış olur. Ee, bakalım ne olacak yani ben de heyecanla bekliyorum. Ha bu arada <laughs> ilginç bir şekilde hani o San Antonio Spurs'e e, benzettiğim e, Milano'yu da maşallah e, nazarımı değdirdim hayırlısıyla. E, yani e, ilk e, ikinci mi oluruz üçüncü mü oluruz hesapları e, yapan Milano e, Sergio Rodriguez yoktu gerçi ama Sergio Rodriguez'in yokluğunda e, gitti. E, Asfel ile Lyon'la karşılaştı ve Asfel de bir güzel onları e, 78-69 yendi. Valla yani <laughs> ilginç. E, önemli flash bir galibiyette. Özellikle Asfel'in performansı son haftalarda çok iyi yani. 5 e, galibiyet aldılar. 5'te 5 beş gidiyorlar sanırım. E, gerçekten e, iyi bir performans. Ama her şeyden önce bu iki e, galibiyette temsilcilerimize yaradı. O yüzden yenen takımları e, temsilcilerimiz adına tebrik ediyoruz. Evet, şimdi bakalım bakalım başka ne konuşmamız lazım bu hafta. Şöyle bir hemen bir düşünelim. Da e, yani pek de fazla e, konuşacak bir konu yok ama haftanın MVP'lerinden bahsetmek lazım. E, Vasile Misic e, şey oldu. E, haftanın MVP'si oldu. Ha bu arada tabii yine Euroleague podcast diyorum ama bir gariplikten de burada bahsetmek istiyorum. Euroleague yönetimi Belki bilerek belki bilmeyerek ama mutlaka eminim konuşarak bu milli maçların olduğu hafta Euroligi hani fikstürsel anlamda ertelemiş değil mi? Yani bir hafta yok. Bizim Türkiye Basketbol Federasyonu ne yaptı? Hemen şatakak diye iki tane maçı e, iki, yani bir haftayı daha e, koyu verdi e, Salı Çarşamba günü ağırlıklı maçlar var bir de Perşembe günü bir maç var e, yani ben ne anladım bu işten yani anlamıyorum ama yeri geldiğinde e, Euroleague işte milli oyuncular konusunda sıkıntı yaratıyor bilmem ne falan filan derken e, aynı naneyi bizim e, Türkiye Basketbol Federasyonu yaptı onu da e, ayrıyeten belirtmek istiyorum bu. ...görüldükte bir alakası olmamasına rağmen. Şimdi e, bir hafta ara varken şunu da söyleyeyim hemen e, programı kapatmadan... E, ...gerçekten eğer kartlarını doğru oynarsa e, Fenerbahçe e, playoff'a böyle... ...hani teknik olarak tabii ilk 4 şansı da var ama yani gerçekçi olmak gerekirse... ...5. ya da 6. sıradan e, girme olasılığı bayağı e, arttı... Özellikle Bayern Münih e, hani yenilseydi tabii e, Alba Berlin'e çok daha iyi olacaktı. Çünkü Almanya'da e, maçı var Fenerbahçe'nin. Orada da işte 5 e, fark üstünde kazanırsa Bayern Münih'in de e, dibine geliyor hatta üstüne çıkıyor. E, ama baktığınız zaman Fenerbahçe iyi bir e, pozisyonda. Tabii burada biraz e, hani nasıl söyleyeyim e, çıkar çatışması olacak. E, bu hafta Alba Berlin'le oynadıktan sonra Anadolu Efes'le oynayacaklar. Orada hani temsilcilerimizden birisi e, puan kaybedecek tabii ki. Yani yenilgiyle ayrılacak. Ama e, daha sonra Mart ayından itibaren özellikle e, bir iki maç daha kazanırsa e, gerçekten bırakın playoff'u yani 5. E, ya da 6. neredeyse garantilemiş olacak. İnşallah Fenerbahçe bu yönde e, gitmeye devam eder. Anadolu Efes'in ise durumu biraz daha farklı. Dediğim gibi onların yeri geçen seneki takımı hatırlayın. Onların yeri gerçekten ilk 4. Yani hatta hatta birincilik de teknik olarak hala birinci e, olma şansı var. Yani bu kadar çok. Yani şu anda 7 yenilgisi var mesela Barcelona'nın ve lig lideri. İnanılmaz değil mi? Yani geçen sene böyle bir şey yoktu yani. E, ama e, ben Anadolu Efes'in e, ikinci ya da üçüncü olacağını düşünüyorum. Yani hem CSK'nın hem de Real Madrid'in orada ciddi anlamda e, gerileyeceğini düşünüyorum bu son e, gelişmeler e, ışığında. Eğer öyle bir şey olur da Anadolu Efes de Sürpriz e, yeni giren almazsa e, herhalde playoff'a e, ikinci ya da üçüncü sıradan giren bir Anadolu Efes göreceğiz. E, i̇lginç olabilir. E, i̇lginç de olacaktır inşallah. İnşallah temsilcilerimiz böyle güzel bir e, şekilde devam ederler ve bu şekilde de e, haftayı bitirirler. E, haftayı dediğim tabi Euroleague sezonunu bitirirler ve playoff'a e, kalırlar ve iyi sıralamalardan playoff'lara girerler. Evet şimdi biz 24. haftayı anlattığımız bu podcast'in sonuna geldik. Podcast'imizi burada kapatırken e, tekrar bir sonraki hafta, e, bu hafta olmayacak tabii ama bir sonraki hafta haftaki e, podcast yayınımızda görüşmek üzere diyorum.